şimdiden yaz planları yapanlar vardı mutlaka. Yani evet, yaz planlarını yapmak her insanın hakkıdır ama uzmanların değerlendirmelerine kulak kabartırsak bu yazın geçtiğimiz yaz gibi olma ihtimali gerçekten çok uzak bir ihtimal. Koronavirüs olayını bu yaz gündemimizden çıkarabilecek gibi durmuyoruz. Tatil konusunda zaten çok ciddi bir etkilenme söz konusu olacak. Bu kaçınılmaz. Tatilde bile sosyal mesafenin söz konusu olabileceği konuşuluyor bugünlerde. Dolayısıyla yazı geçtiğimiz önümüzdeki birkaç ayın sonunda değerlendirebiliriz. Şu anda yazın nasıl bir yaz olacağı konusunda ne yazık ki çok ciddi bir malumatımız yok. Ama şu kadarını söyleyebiliriz herhalde. Virüs üzerinden değerlendireceksek virüsün bulaştırıcılık oranı bir miktar düşecek. Yani bu oranı vermek çok doğru olmaz ama diyelim ki %20 ila 30 arasında ortamdaki virüs sıcak havada yaşayamayacağı için en azından insanların temas yoluyla değişik ortamlara, cisimlere, kapı kollarına vesaire neyse bu tür şeylere temas yoluyla hastalık kapması ihtimali düşecek. Dolayısıyla mutlaka bir katkısı olacak. Elbette virüs tamamen hayatımızdan çıkacak anlamına gelmiyor bu. Kalp hastalığı yönünden de dediğim gibi bizim ilaç ayarlamalarımız önemli. Onun dışında zaten her hastaya, her bireye önerdiğimiz gibi günün belli saatlerinde çok sıcak havalarda mümkün mertebe içeride kalabilmek önemli. Şimdi tam da evde kal. Evet, evet. Zaten bir sene boyunca evde kalmış, 6 ay boyunca evde kalmış insanlara en azından güneşin daha böyle dik şekilde dünyaya ışınlarını gönderdiği saatlerde evde kalmalarını öneririz. Evet, evde kal, genç, yaşlı hiç fark etmez. O saatlerde o 40 dereceyi bulan sıcaklık dönemlerinde mutlaka içeride gölgelik bir alanda, serin bir alanda bulunmak önemli. Peki kalp hastalıklarında yaş faktörü var mı hocam? Yaş dediniz ya. Yani yaş kalp hastalıklarında elbette ki önemlidir ama koronavirüs için ne diyoruz? 65 yaş üstü hastalar riskli diyoruz veya kronik hastalığı olan hastalar. Kalp hastalarında 65 yaş gibi bir sınır söz konusu değil. Hatta kalp hastalarında sınır ne yazık ki çok aşağılara inmiş durumda. Net olarak bir sınır zaten ifade edilmese de. Normalde biz 30'lu yaşlarında kalp krizi görüyoruz. 20'li yaşlarda bile kalp krizi görüyoruz. Dolayısıyla yaşı özel olarak bahsetmek, şu yaştakilerde kriz riski yüksektir, şu yaşlardakilerde düşüktür demekten ziyade biz diğer risk faktörlerini hesaba katarız. Yaşam tarzı nasıl hastamızın, diyabeti, hipertansiyonu, kolesterolü ne durumda, ailede kaç kişide kalp hastalığı var. Bunları esas alarak bir gerekiyorsa tarama testi yaparız, gerekiyorsa başka testlere başvururuz. Sadece yaş üzerinden bir değerlendirme kardiyolojik kalp hastalıkları için özellikle kalp damar hastalıkları için çok bir kriter teşkil etmiyor ne yazık ki. Kalp damar hastalıklarında risk faktörleri nelerdir peki? Kalp damar hastalıklarında klasik risk faktörleri yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, erkeklerde ve bayanlarda belirli bir yaşın üzerinde olma. Bunlar klasik risk faktörleri. Ama işte risk faktörü dediğimiz şey diğer hastaların bu hastalığa hiç yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Az önce bahsettim. Diyabetik olmayan bir kişi kalp krizi geçirmez mi? Geçirir. Yüksek tansiyonu olmayan kişi geçirmez mi? Geçirir. Kolesterol olmayan kişi geçirmez mi? Geçirir. Yani veya sigara içmiyorum ama akciğer kanseri oldum diyor insanlar. Veya sigara içmiyorum ama kalp krizi geçirdim diyor. Bu elbette bir risk faktörü olduğunu söylediğimizde bunun olmadığı kişiler kalp krizi geçirmez anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bunu bazen yanlış anlamalara yol açıyor. Onun için söylüyorum. Benim işte amcam hiç sigara içmedi, akciğer kanseri oldu. Falanca da çok içti, hiç kanser olmadı. Demek ki bu sigaranın kanserle bir ilişkisi yok gibi bir sonuç çıkarıyor insanlar. Böyle bir bilgi yok, böyle bir şey doğru da değil.
Biz de bu risk faktörlerini söylüyoruz. İşte sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, aile öyküsü ve belli bir yaşın üzerinde olma. Bunların var olması bizim için ipucudur. Bu hastalara biraz daha iyi eğiliriz. Detaylı eğiliriz. Ama bunların olmadığı kişiler kalp krizi geçirmez veya bu riski taşımaz anlamına gelmiyor bu söylediğiniz şey. Onun için onun ayrımını iyi yapmak lazım. Yanlış mesaj vermiş olmayalım.